Herkese selam. Bugün size bir ruh çağırma seansının ses kayıtlarını yayınlayacağım. Bu kayıtlar önemli çünkü karşınızda nasıl bir zihniyet yapısı olduğunu ve nasıl bir zihniyet yapısıyla uğraşmak durumunda kaldığınızı anlamanız açısından mühim. Çünkü ruh çağırma seansında yer alan kişiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, özellikle de Tayyip Erdoğan'ın zihin yapıcısı, fikirlerini oluşturan, onun düşüncelerinden etkilendiği tırnak içerisinde hocalar ve araştırmacılardan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Erenköy cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş, Tayyip Erdoğan'ın favori grubu. Bir diğeri yine Tayyip Erdoğan'ın fikir dünyasında çok etkilendiği ve üstad dediği Kadir Mısıroğlu. Bunlar ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tane bürokrat da yer alıyor burada. Bunlar birkaç kişi bir araya gelmişler ve ruh çağırmışlar. Bir bedenin içerisine ruhu çağırıyorlar ve çağırdıkları ruh da Hazreti Muhammed'in ruhu. Hazreti Muhammed'in ruhunu orada beden olarak kullandıkları bir kadının bedenine çağırıyorlar ve Hazreti Muhammed'e sorular soruyorlar. Günlük siyasetle ilgili sorular soruyorlar. Kadir Mısıroğlu oğlunun kaynanası ile ilgili sorular soruyor. Devletle ilgili sorular soruyorlar filan. Sonra Hazreti Muhammed'in ruhunu gönderiyorlar. Ondan sonra Aziz Mahmut Hüdayi ruhunu çağırıyorlar bu sefer de. Sonra ona sorular yönlendiriyorlar filan. Fakat ses kaydında aşama 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 bir zihniyet yapısını göreceksiniz. Ve bu zihniyet yapısı şu an Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadronun, ana kadronun, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, bunların düşünce dünyasını oluşturan, halen daha oluşturmakta olan, halen daha onları etkileyen grup. Bunların nasıl kafadan çatlak olduklarını görmeniz açısından son derece önemli bir ses kaydı. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Bu ses kaydı bende 7-8 aydır vardı fakat yayınlamamıştım. Niye yayınlamaya karar verdim? Önce onunla ilgili birkaç bilgi vereyim size. Geçenlerde bir fotoğraf yayınlandı. Tevfik Göksu'nun fotoğrafı. Esenler, AKP'den Esenler Belediye Başkanı, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Başkan Vekili pozisyonunda kişi ve aynı zamanda da yeni İstanbul Belediye Başkanı aday olmak için de bütün kulisleri yapan kişi. İşte bu kulisleri güçlendirmek için bir fotoğraf karesi yayınlandı. Tevfik Göksu CNN Türk'e gitmiş, bir programa katılacak. Program devam ederken ya da programın öncesinde kameraların arka tarafında yere bir seccade sarıyor ve orada namazını kılıyor. Bu güzelce o an fotoğraflanmış kendisinin olduğu seviyeden. Sonra bu fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşıma sokuldu. Sonra Tevfik Göksu bir açıklama yaptı ve dedi ki benim iradem dışında paylaşıldı bu fotoğraf. Fakat ben zaten namazı özümsemiş, namazı benliğiyle özdeşleştirmiş bir adamım filan gibi kendisinin ne kadar dindar olduğunu, kendisini belediye başkanı da yapması gereken kişiye, kamuoyuna, topluma filan bunlara bu şekilde servis etti Tevfik Göksu. Şimdi burada söylenen konulardan bir tanesi neydi? CNN Türk'ün binasında niye bir mescit yok? Tevfik Göksu niye orada kameraların arkasında namaz kılmak zorunda kalıyor? Şimdi geçtiğimiz gün bununla ilgili birkaç arkadaşla konuşurken konu tekrar zihnimde şekillendi ve onun üzerine bu ses kaydını yayınlamaya karar verdim. İslamcılar gerçekten dindar mı? İslamcılar gerçekten Hazreti Muhammed dahil vesaire bu kutsallara filan, dinin emirlerine filan, bunlara gerçekten saygılılar mı? İşte bunu görebilmeniz açısından bu ses kaydını yayınlamaya karar verdim. Fakat öncesinde size bir bilgi vereyim bu tartışmayla ilgili. CNN Türk'ün binasında neden mescit yok, var yok tartışmasıyla ilgili konu. Şimdi ben 2009 yılından 2014'ün başına kadar Star Gazetesi'nin Ankara bürosunda haber müdürüydüm. İşte Star Gazetesi de o dönem hükümete yakın bir gazete. Başında Mustafa Karaloğlu var. Sonra Yusuf Ziya Cömert geldi, yayın yönetmeni oldu. Mustafa Karaloğlu CEO'luk pozisyonuna çıktı filan. Bütün yönetim kadrosu İslamcılardan oluşuyor. Özetle. Şimdi Star Gazetesi'nin Ankara bürosu da Ankara Çukur Ambar'da, böyle herkes bilir, 100. yıl köprüsünün orada köşede bir binadır. Ve binayı Kaba İnşaatı'ndan almışlar zamanında. Kaba İnşaatı'ndan kiralamışlar Star Gazetesi'nin patronajı vesaire. Ve binanın içerisindeki bütün odalar, bölmeler, binanın bütün iç dizaynını kendileri yapmış.
3 katlı, 2 katlı, 2,5 katlı diyebileceğimiz bir bina. Çok geniş bir bina ama. Çok geniş kullanım alanı var. Haber merkezi vesaire falan devasa mekanlar var. Odalar falan, haber müdürünün odası, temsilcinin odası falan. Gayet büyük odalar. Fakat bu binanın içerisinde mescit yapmamışlar. Görüyor musunuz? İslamcıların yönettiği gazete, İslamcıların yönettiği gazetenin patronajı, onların tuttuğu mimar, iç mimar, mühendis vesaire bir tane mescitçik yapamamış. Yöneticilerin 50-60-70 metrekare odaları var. Fakat bir tane mescitçik oraya yapamamışlar. Fakat Taksim'e cami dikme konusunda o inanılmaz şövenistler. Ondan sonra CNN Türkiye eleştirme konusunda inanılmazlar filan. İslam'la ilgili vurgular yapmak konusunda inanılmaz vurgulular. Fakat Star Gazetesi ve TV24'ün bulunduğu o binaya kendileri mescit yapmamış. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Bir tane orada depo var böyle. İşte tamir malzemelerinin filan konulduğu böyle karma karışık bir yer. Oranın yerine bir tane sarı, kirli bir tane seccade serdiler. Al sana, namaz kılmak isteyen burada kılsın. Zaten yani öyle bir ihtiyaç da yok binada. İşin enteresan tarafı da bu. Yine başka bir anımı anlatayım ben size. Star Gazetesi'nin iftarı olmuştu filan. Ben de işte gazeteye yeni yönetici olarak gelmişim filan. İlk iftara gittim, İstanbul'a katıldım filan. Gazetenin yönetim kadrosu, yazarlar filan. Bunların hepsi İslamcı. İslamcılıkta mangalla kül bırakmıyorlar. Ondan sonra iftar yapıldı. İftardan sonra akşam namazı kılınması lazım değil mi? Akşam namazının vakti. Bir kişi kıldı namaz biliyor musunuz? Tek bir kişi. O da o dönem gazetenin patronu olan Fethat Tamince kalkıp gidip namaz kıldı. Tek bir kişi. Böyle enteresan bir durum. Ama hepsi inanılmaz İslamcı. Din, iman, Filistin, Kudüs, Mekke filan mangalla kül bırakmazlar. Taksim'e cami için yırtınırlar filan, gösteriler şunlar bunlar. Ama realitede İslamcılar dindar değildir. İslamcılık diğer ideolojiler gibi, ülkücülük gibi, kapitalizm gibi, sosyalizm gibi, İdeolojilerden, liberalizm gibi ideolojilerden bir tanesi. Sadece dinle hiçbir alakası yok. İslamcılar dindar değildir. Şimdi bunu bu ses kaydı üzerinden şimdi gelelim. Dolayısıyla Tevfik Gökçüsü'nün yaptığı o şov da şov yapmak için yapılmış bir şov. O namazı da şov için kılıyorsan kamu için kılıyorsundur. Dolayısıyla Allah için kılmadığın namaz da zaten kabul olmaz. Bu olayın başka bir tarafı. Şimdi bu ses kaydına gelelim. Ses kaydında neler oluyor, neler dönüyor? Ayhan Altınbaş isimli İslamcılar arasında bu işte ruh çağırma, yok bedenden cin çıkarma, yok bir bölgeyi cinlerden, kötü ruhlardan, habis ruhlardan temizleme filan gibi böyle metafizik şeylerle ünlenmiş bir adam var. Ayhan Altınbaş. Az sonra ses kayıtlarında neler duyacaksınız? Çankaya Köşkü'ne bile götürülüp orayı sözde böyle cinlerden filan temizlenmiş böyle bir adam. Ve bu adamın kullandığı bir kadın var. Ruhları çağırdığında sözde ruhlar bu kadının bedenine giriyor ve o kadının diliyle konuşuyor ruhlar. Hazreti Muhammed de o kadının bedenine giriyor iddialarına göre. Şimdi baktığınızda bu seremoni aslında özellikle Hristiyanlıkla ilgili böyle korku filmleri gibi olan filmlerde çokça gördüğümüz seremonilerden bir tanesi. İşte biri ruh çağırır, ruh gelir birisinin bedenine girer. Genelde de o kişi niyeyse kadın olur. Ondan sonra onun diliyle konuşur filan. Hristiyanlıkla ilgili filmlerde çokça gördüğünüz şey bunlar da bu şekilde organize ediyorlar. Fakat dediğim gibi bunların sözde dini en çok bilen, dindarlığı en çok bilen, bunların din, iman vesaire açısından fikir yapıcıları olan hocaları bir araya gelmişler. Şimdi bu adamın dışında kim var Ayhan'ın dışında orada? Osman Nuri Topbaş var. Bu Erenköy cemaatinin lideri ve bu ruh çağırma seremonisi de Hacı Nuri Topbaş Camisi diye bir cami var Üsküdar'da. Onun dergah denen bir kısmı var. Orada yapılıyor ve bunlar ruh çağırma seansını organize ediyorlar orada. Orada başka kişiler de var dinleyici pozisyonda. Bunlar orada konuşan, soru soran filan pozisyon. Herkes de Hazreti Muhammed'e soru soramaz filan değil mi? Böyle bir organizasyon, manyakça bir organizasyon. Bir diğer kişi de Kadir Mısıroğlu. İslamcıların böyle fikir yapıcılarından birisi olarak bilinir Kadir Mısıroğlu. Böyle işte üstü başı kıyafeti pejmürde başında şey filan böyle kendinden geçmiş filan bir derviş gibi filan böyle sunulur ve Tayyip Erdoğan da üstad diye hitap ettiği kişidir. Oysa ki inanılmaz zengin bir adam. Mesela Kuleli Askeri Lisesi'nin şimdi kapatıldı başka bir şey oldu. Onun hemen önünde denize sıfır Çengelköy'ün en güzel yerinde bir böyle çay bahçesi restoran vardır. Kocaman. Orası Kadir Mısıroğlu'na peşkeş çekilmiştir belediye imkanlarıyla. Orası darphane gibi para basar. Kadir Mısıroğlu'nun ticari hayatı falan onlar ayrı meseleler.
Ve Kadir Mısıroğlu da orada var. Ondan sonra bunlar bir araya geliyorlar. Kadını oturtuyorlar. Bu metafizik meseleler filan. Bu tip işlerle zaten uğraştığınızda böyle insanları böyle olmayan şeyler, değişik şeyler filan yönlendirdiğinizde insanların psikolojileriyle de bir taraftan oynadığınız için insanların psikolojisini de bozarsınız. Kadın da orada zaten göreceksiniz birazdan ses kaydında ağlamaya başlıyor vesaire. Böyle duygusal oluyor. Böyle kendini kontrolünü kaybettiği anlar oluyor vesaire. Tam cin çarpma vaziyeti filan gibi. Ve bunlar başlıyorlar. Önce Hazreti Muhammed'in ruhunu çağırıyorlar. Sonra göreceksiniz bakın bu devletçilik bu İslamcıların kanına öyle bir işlemiş ki böyle devleti tanrı haline getirmişler zaten. Öyle bir işlemiş ki kanlarına göreceksiniz kafalarındaki Hazreti Muhammed tasavvuru da böyle. Hazreti Muhammed'e de sürekli devletle, siyasetle ilgili sorular soruyorlar. Bu ses kaydının kaydedildiği zamanda yani bu ruh çağırma seansının olduğu zamanda işte Tayyip Erdoğan'dan sonra kim göreve gelecek filan o tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldiği için bununla ilgili konular da konuşuluyor. Abdullah Gül mü gelir, o mu gelir, bu mu gelir? Fakat orada Hazreti Muhammed diye konuşturulan kişi, kadın, o da böyle devlet vurgusu. Tayyip Erdoğan devlete yanlış yapıyor filan gibi böyle sürekli devlet. Sanki Hazreti Muhammed Türk devletinin savunucusu. İşi gücü yok tut devletini savunuyor. Hatta Tayyip Erdoğan'a bile karşı. Tayyip Erdoğan devlete yanlış yapıyor filan, devleti çökertiyor filan gibi inanılmaz anlatılar. Sonra konu buradan gidiyor. Kadir Mısıroğlu oğlu Sünusi mi böyle tuhaf isimli bir oğlu var. Onun kaynanasıyla olan problemlerini Hazreti Muhammed'e soruyor filan gibi. Yani kafalarındaki peygamber imajı nasıl bir şeyse böyle dalga geçiyorlar neredeyse böyle. Bunları soruyorlar. Sonra diyorlar ki işte Hazreti Muhammed'in ruhu gitsin. Aziz Mahmut Hüdayi'nin ruhu gelsin. Ona da bazı sorular soracaklar filan gibi böyle şeyler. Şimdi bu ses kaydı biraz uzun. Bu ses kaydını dinleyin. Ondan sonra bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Hoş gelmiş. Kim geldi? Efendimiz var. Bak Efendimiz devreye giriyor. Bak onu sorabilirsin. Selam istedi. Tamam. Tamam. Niye öyle? Tamam. Tamam. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Efendimizin ruhu var bak şu an. Sorabilirsin. Benden memnun musun sorabilirsin, yapmam gereken bir hizmet var mı sorabilirsin, abi, ayrıca eksiğin fazlan var mı sorabilirsin. Siz sorun. Sor hocam. Efendimiz, kim geldi? Muhammed Hazreti. Hazreti Muhammed Efendimiz. Allah. Sor, konuş. Allah Allah Allah. Bizim hizmetlerimizden memnun mu? Allah razı olsun. Memnunum. Duyamıyorum ya. Memnunum, Allah razı olsun diyor, memnunum diyor. Bir eksik, özel çalışması gereken bir şey var mı? Var. Ne var? Azıcık daha yönelmesi lazım. Neye? İlme. İlme daha İlme çok daha yönelmesi çok lazım. Diyor. İlme daha çok yönelmen lazım diyor. İlim. Anlatmalı. Anlatmalı. Soracağım var mı? Sor. Vallahi. Direkt konuş, sor. Vallahi. Bir isteğin var mı diye sor. Benden bir istediği bir şey var mı? Ne var? Kur'an oku. Kur'an oku diyor daha bak. Çok daha çok okuyoruz. Daha çok ihtiyacımız var. Güçlenmeye ihtiyacımız var. Tayyip Bey hakkında ne? Tayyip Erdoğan hakkında ne var? Yanlış. Yanlış var diyor bak. Yanlış var diyor. Yanlış yapıyor. Anlatamıyorum. Yanlış yapıyor. Ne gibi yanlışları var? Ne yanlışı var? Hak yiyor. Hak yiyor diyor. Hak yiyor. Bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi? Bilmiyor ama yaptırdıkları ilimcileri yanlış yapıyor. Güvendiği insanlar yanlış yapıyor. Dünya malını tamam ediyor, yanlış yanında yapıyor. Kaç tane güvendiği de yanlış var? He? İki kişi. İki kişi. Destek veren. Onlar vazgeçtiler. O... Bıraktılar, yarı yolda bıraktılar. Kim? Onu. Fethullah'ın bir kişi daha vardı. Onlar bıraktılar mı? Bıraktılar peşini. Kurtardı mı onlardan? Kurtuldu ama hala üstündekilerden kurtulamıyor. Üstü dolu. Üstü mü dolu? Ölecek. Ölecek. Kim ölecek? Tayyip diyor. Ne zaman? Kendisi de kendisini de bitirecekler. 2 senesi var. 2 senesi var diyor. Peki benim için ne diyorlar? Hoca Efendi'den memnun musun? Memnunum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eksik var mı? Yok.
fazlan var, eksiğin yok hocam, Allah razı olsun. Fazlan var, eksiğin yok diyor, Allah razı olsun. Etrafında kötüler var mı? Var. Kaç kişi? 2 kişi. Ağlama, hayır bırak sen, ağlama. Ağlama da. Yanlış yapıyor. Tamam. Devlete yanlış yapıyor. 2 kişi mi var yanında? Evet. Devlete yanlış yapan 2 kişi varmış yani etrafında. Nasıl yanlış yapıyor devlete kısa? Yanlışları, haramları var. Yokul hakkı var. Devleti satıyorlar, açık açık satıyorlar devleti. Milleti yiyorlar. Ağlama da konuş. Dayanamıyorum ama. Tamam sen ağlama. Peki, dayanamıyor. Peki tamam. İsmi var mı ona? İsmini verebiliyorlar mı? İsmi vermez. Göreceğim. Gördüğümde bunlar diyeceğim. Gördüğümde şu diyecekmiş. Tek geldiği zaman. İsimlerini göreceğim, söyleyeceğim. İsim vermez. Sensin diyeceğim. Tamam, ben gördüğüm zaman mı? O gördü. Gördüğü zaman budur derim diyor. Yani hocamızın özel bir gayreti olacak mı onlardan tekbir almak için? Ne var mesela? O da yardım edecek. Neye? Kurtuluşa. Kurtuluşa inşallah. Devlete katkısı var mı kurtulmaya? Var. O yapacak inşallah. Tamam ağlama da. Tamam. Peki bizim cemaat nasıl? Cemaatin geneli nasıl? Güzel. Güzel. Ben bir alanda çalışıyorum. Çalıştığım alan doğru bir alan mı? Faydalı olacaksın. Faydalı olacaksın. Daha çok çalış. Bazı takıldığın noktalar var. Onları tamamla. Eksiklerin oralarda. Peki kızım. Hangisi acaba? Çok düşün. Buyurun buyurun. İyice düşün. Yapacağın işleri sıraya koymayı öğren. Sıralamayı yanlış yapıyorsun. Hatalısın. Benim oğlum sinüsiye yapılmış bir şey var mı? Kadın yapıyor yani, diyor. Cüzeyden erkek var. Kapatıyor bunun her şeyin önünü kapatıyor. Nerede o kadın? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Yakın akrabalardan bir kadın mı? Anne tarafından bir kadın. Anne tarafından akrabadan bir kadın diyor. Kim o? Hayasız bir kadın. Çok hayasız bir kadın. Kayınvalidesi olabilir mi? Eski kayınvalidesi. O zaten değil. Allah razı olsun, beden biraz dinlesin. Çıkabilirsin. Tamam. Uykudan uyanır gibi oluyor. Allah 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 Allah. Aziz Mahmud Efendi'yi çağırsaydın. Çağıralım birazdan. Dinlesin beden. Bir su iç kılıçına bir su verin. Dinlensin peki. Bayana bir su getir. Allah'a estağfurullah. Hızır Aleyhisselam Efendimizin Tayyip'le acil görüşmesi lazımmış. Öyle diyor. Hızır Aleyhisselam Tayyip. Tayyip'le bedenle görüşecek. Ölecek yoksa. Anlatabiliyor muyum? Suikast mı şey mi? Hastalığı da suikast. Hastalık mı? Şeytan öldürecek hastalıktan. Yapılıyormuş. Söylediler zaten. Geçen Özgür'e söylediler. Bakımda konuştular yine üstündekiler, bir kızdakiler. Tayyip şeytanla anlaşıyor. Şeytanlarla çalışanlarla çalışıyor. Yanlış yapıyor. Ailesi de hastalıktan kurtulmuyor. Abdest oluyor, namaz kılıyor diyorlar ama o yüzden sevmiyorlar. Müslüman görünüyor. Ama devletin içine ettiği için sevmiyoruz onu diyorlar. Pardon. Devletin içine ettiği için seviyoruz onu diyorlar. Müslüman olduğu için sevmiyoruz. Ama yanlış kişilerle çalışıyor. Peki kim gelecek başvekil olarak belli mi? Başbakan değil. Yanlış birisinin gelme ihtimali var. O zaman ülke tamamen kaosa sürüklenecek. İç savaş çıkacak. Davutoğlu gelebilir mi Ahmet Davutoğlu? Hı? Gelebilir. Ama yerine kimi koyacaklar? Yok, onu soruyorum. Ahmet Davutoğlu gelebilir mi diyorum. Gelme ihtimali var da yerine koyacak sağlam biri yok. Kimse yok. Onun yerine gelecek kimse yok. İbrahim Kalın gelebilir mi? Hayır. Allah. Gelemez. İşe yaramaz adam. Abdullah Bey nasıl? Abdullah Gül? Olabilir. Bazen sapıtıyor. O da çok kapılıyor. Onun üstüne de işlemler yapılıyor. Hanım yüzünden çok sıkıntı çekiyor. Hanım üzerinden mi sıkıntı çekiyor? Abdullah Gül. Hanım üzerinden eşinin mi sıkıntı çekiyor? Evet. İki sene önce ben, yok bir sene önce gittim. Osmanlı'ya Abdullah Gül'ün yardımcısı. Pembe Köşkü temizledim. Oraya giremiyorlardı. Hala var. Gene mi yapmışlar? Yahudiler yapıyor. Devamlı üç ay. Bu Ayasofya'ya geldim temizledim.
Yani cinniler mi vardı? Cinniler vardı. Peki Çankaya'ya çıkmasa da başka bir binada olsa daha mı iyi olur? Zaten orada olacak. Yeni binaya gidecek. Tabi buraya çıkmayacak. Orada müze olacak. Orada büyücüler var mı? Orada bir şey olacak. Müze olacak zaten. Çankaya. Hazır Sultan Efendi'yi çağırsana. O gelsin bedene. Hoş geldin. Burada olanlardan memnun musun? Memnunum. Konuş. Allah razı olsun. Memnunum. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ndan memnun mu? Memnunum. Yeterince hizmet var mı? Var. Var. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Yoruldum. Yoruldun mu? Yoruldum. Tamam çıkıver. Allah razı olsun. Görüyorsunuz değil mi? Ayhan Altınbaş Pembe Köşk'e götürülmüş ve Pembe Köşk'te orada Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu dönem Abdullah Gül'ün yardımcısı Osman dedi. Osman Cangal o zaman Abdullah Gül'ün koruma müdürüydü. Şimdi Abdullah Gül'le kavgalılar yolları ayırdılar. İşte Osman Cangal onu götürmüş filan. Orada cin temizliği yapmışlar. Oraya giremiyorlarmış. İşte kötü ruhlar şunlar bunlar filan varmış. Ayhan Altınbaş böyle birisi. Ve çok popüler bunların arasında. Cin çıkan, işte benim de büyü var diyen, o diyen, bu diyen filan. Ondan sonra ruh çağırma seansları filan. Hatta bu ses kaydını bana veren kaynağım 7-8 ay önce şöyle bir bilgi de paylaşmıştı. Bu kadını, yani öyle psikolojisi mahvedilen o kadını aynı zamanda götüreceklermiş Tayyip Erdoğan'a. Çünkü Hazreti Hızır Aleyhisselam Tayyip Erdoğan'la görüşmek istiyormuş beden üzerinden. Dolayısıyla da Hazreti Hızır'la Tayyip Erdoğan'ı görüştürmek için bütün ayarlamaları yapmışlar. Son anda bir şeyler olmuş, kadını götürememişler. Böylesine enteresan durumlar. Ve işte Çankaya Köşkü'nde ruh, cin filan çıkarmadan tutun da. Fakat Ayhan Altınbaş dikkat ediyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü değil de sarayı kullanacağını kimse bilmezken o biliyor. Çünkü oralara da götürüp ruh temizliği şunlar bunlar filan onların hepsini de yaptırmışlar adama. Böylesine bir durum. Ve kafa böyle bir kafa. İşte böyle bir kafaların, böyle kafaların hocaları bunlar onların. Osman Nuri Topbaş, Ayhan Altınbaş, Kadir Mısıroğlu. Bunların hocaları, bunların kafa yapıcıları, bunların fikir yapıcıları bunlar. Bunların yetiştirdiği adamlar şu an Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor. Şimdi bunlar bazen böyle akılla, mantıkla izah edilemeyecek şeyler savunuyorlar. Akıl mantık dışı şeyler yapıyorlar. Ekonomi yönetiminden tutun da başka alanlara kadar. Ve bunları da tutuyorlar bazen NAS'la, bazen başka şeylerle filan kendilerine göre mixliyorlar filan. Ondan sonra anlayamıyoruz değil mi biz normal insanlar? Kafası normal çalışan insanlar anlayamıyoruz. Adamların mentorları, fikir yapıcılarının zihniyetine bakar mısınız? Bir kadına... En kutsal kişi değil mi Hazreti Muhammed böyle? İslam'ın son peygamber, Allah'ın son peygamberi. Onu kadının ruhuna çağırıyorlar. Ondan sonra benim oğlumla kaynanamın arası nasıl? Tayyip'ten sonra göreve kim gelir? Ondan sonra İbrahim Kalın mı gelir? Aman ona o gelmesin filan Allah korusun filan diye arkadan sesler geliyor filan niye öyleyse. Böyle enteresan işler. Ve nihayetinde ülkeyi böylesine bir güruh yönetiyor. Dolayısıyla karşınızda kim olduğunu anlamanız bu son derece önemli. İslam tarihi boyunca hep böyle şeyler olmuştur. Şimdi hatırlıyor musunuz? Hazreti Ali'ye karşı mücadele ederken mızrakların ucuna Kur'an'ın sayfalarını takmışlardı değil mi? İslam'ın böyle kullanılmasında, alet hale getirilmesinde filan çok verilen örneklerden bir tanesidir. İşte o Tevfik Göksu da CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken fotoğrafını paylaşıyor. Bir kere sözde orada secdeden sonra kalkmış oturmuş. Normalde secdeden sonra secde yerine doğru bakılır. İleriye doğru bakıyor. Aslında poz vermiş orada. Belki de namaz sonrasında poz vermiş. Ya da namazı kılmış mı kılmamış mı o bile şüpheli. Bu şekilde bir poz vermiş. Aynısı. Ha mızrağın ucuna Kur'an ayeti takmışsın. Ha CNN stüdyosundan böyle bir şey paylaşmışsın. Ama fikir yapıcılarınız bir kadının bedenine Hazreti Muhammed'in geldiğine inanıyorsa, onun ruhu gitsin, o birinin ruhu gelsin filan, fikir yapıcılarınız buna inanıyorsa, bu zihniyetteyseniz ve üstad dediğiniz Kadir Mısıroğlu, Hazreti Muhammed'e oğluyla kaynanasının arasındaki mevzuyu soruyorsa, kafa buysa, ülke her yere doğru gider. Ülkede her türlü manyaklığı yapabilirler. İşte ülkenin varlığı, yokluğu, ormanları, doğası, geleceği, eğitimi, her şey talan pelan ediliyor ya, İşte bu zihniyet yüzünden Moğollardan son derece farksız bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla karşınızda kimin olduğunu
ne derece ileri gidebileceklerini ve bunların fikir yapıcılarının kim olduğunu bilmeden bu zihniyetle mücadele edemezsiniz. İslam tarihinde de, ondan sonra toplumsal tarihte de, diğer toplumların tarihlerinde de bu tip insanların yönetimi ele geçirdiği zamanlar olmuştur ve bu insanların topluma, doğaya, ülkeye ne büyük zararlar verdiğine ilişkin tarih örneklerle doludur. Şimdi de bu konuyu açık, seçik, net anlamanız açısından, bunların zihniyetini anlamanız açısından bu ses kaydını Tevfik Göksu'nun o şov fotoğrafı vesilesiyle yayınlamış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.